Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Sayın Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, saygıdeğer iş insanlarımız ve değerli basın mensubu arkadaşlarım. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi tarafından Mersin Girişimci İş Adamları Derneği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ekonomi buluşmalarına hoş geldiniz. İlimiz ekonomisine hareketlilik kazandırmak, organize sanayi bölgesi yatırımcılarına şehirdeki iş insanlarımızı bir araya getirerek tanıştırmak ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılan bu organizasyon, şehrimiz için bir ilk olma özelliğini taşıyor. Efendim izninizle bu önemli buluşmanın ev sahibi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanan filmimizi izliyoruz öncelikle. 1993 yılında kurulan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi liman ve serbest bölgeye 22 kilometre, Adana Havalimanı'na 35 kilometre mesafede bulunuyor. Otoyol ağıyla çevrilen bu lokasyon Mersin Hinterland'ıyla değerlendirildiğinde yurt içi pazarında olduğu kadar ihracatta da büyük avantaj sağlıyor. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 380 hektarlık arazi üzerinde 14 farklı sektöre ev sahipliği yapıyor. 12 bini aşkın çalışanın istihdam edildiği bölgede yaklaşık 800 milyon liralık ihracat yapılıyor. Bunu yapmak üzere şimdi de Mersin Geyatı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Serkan Üzoğlu kürsüye davet ediyor. Burada Sayın Valimize de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bütün toplantılarımıza, bütün yaptığımız etkinliklere hiç erinmeden, çekinmeden ve yorulmadan katıldıkları için, bizi yalnız bırakmadıkları için, iş dünyasının her zaman yanında oldukları için, bizim birebir yaptığımız toplantılarda, işte kurumlarla ilgili sorunların kendisine iletildiği zaman prosedürlerin hal olması için veya işte çaplaştırılması için ne gerektiğini her şekilde bize hatırlatıyor ve o bize güç veriyor. Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Bizim kentimizin abilere ihtiyacının olduğunu düşünüyoruz. Bizi yönlendirecek ticari olarak işte anlaşmazlıklarımız olsun, bağlantılarımız olsun, bize yol gösterecek abilerimize ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Masalada. Efendim şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mersin Valimiz Sayın Özdeniz Çakıcak'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Organize Sanayi Bölgemizin değerli yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, Mersin Giyat değerli yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, değerli üyeleri, değerli iş insanlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin GİAD işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlikte öncelikle tüm konuklarımızı en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları özellikle iş dünyasına hitap eden sivil toplum kuruluşları ilimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesine yaptıkları projelerle, hayata geçirdikleri çalışmalarla büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu iş dünyamıza hitap eden sivil toplum kuruluşlarından biri de Mersin GİAD. Bugün Mersin GİAD Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde anlamlı bir buluşma düzenledi. Ekonomi buluşmaları adı altında. Bu etkinliğe katılmaktan, sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, Mersin sahip olduğu doğal, beşeri ve fiziki potansiyelini en etkin bir şekilde kullanma noktasında şehrin tüm dinamikleriyle işbirliği içerisinde önemli işlere imza atmaktadır. Bu süreçte devletimizin ve hükümetimizin, ülkemizin de Doğu Akdeniz Havzası'nın
en önde gelen kentlerinin başında olan ilimizin bu konumunu daha üst noktalara taşıyacak dev yatırımları ilimize kazandırma hamlesi kesintisiz devam etmektedir. Organize sanayi bölgemizin sunumunda da gördüğünüz o devasa yatırımları, özellikle ulaştırma sektöründe ülkemizin devasa yatırımları ilimizde hızla devam etmekte. Bunlara hem ilimizin ekonomisinin hem ülkemizin ekonomisinin ihtiyacı var. Bu yatırımlar Akdeniz Sahil Yolu projesi, 22 tünel bir o kadar viyadükle hızla devam etmekte. Yine aynı şekilde Silifke, Mut, Karaman otoyol standardında bölünmüş yol çalışmaları yine birçok tüneliyle, viyadüğüyle devam etmekte. Mersin-Adana arasındaki D400 karayolu hem genişletilerek hem özellikle serbest bölge kavşağındaki kavşak düzenlemesi çalışmasıyla birlikte devam etmekte. Hızlı tren projesi ve en önemlisi iş dünyamızın özellikle sabırsızlıkla beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı projemiz, malumunuz kesintiye uğramıştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından ihaleye çıkıldı, ihale sonuçlandı, sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. İnşallah bundan sonra kesintisiz bir şekilde inşaat kısmı tamamlanarak faaliyete geçecek, geçtikten sonra. Değerli dostlar, bu ulaştırma yatırımları bittikten sonra Mersin çok daha farklı yerlerde olacak ekonomik anlamda. Hükümetimiz tarafından hayata geçirilen bu yatırımlar iş dünyamızın da ulusal ve uluslararası pazarlarda daha avantajlı bir şekilde yer almasının da önünü açacaktır. Değerli dostlar, buna kayıtsız kalmayan iş dünyamız da sahip olduğu ticari birikiminin vermiş olduğu deneyimle çeşitli sektörlerde yatırımlar gerçekleştirerek kamu özel sektör işbirliğinin, birlikteliğinin güzel örneklerini ilimizde sergilemektedir. Üstelik gerek hükümetimiz, gerekse de özel sektörümüz bu yatırımlarını küresel ölçekte ve bölgede devam eden sıkıntılara rağmen artırmaktadır. Bu yatırım artışı ülkemizin coğrafi konumunun verdiği avantajlarının Orta Doğu'da ve sınır komşularımızda yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve iç çatışmaların yaşanması nedeniyle neredeyse dezavantaja dönüştüğü bir döneme rağmen devam etmektedir. Tüm bunların üstüne devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini hedef alan hain terör saldırılarının yoğunlaşması dahi bu yatırım artışını engelleyememiştir. Bu nedenle devletimizin ve milletimizin adeta milli bir seferberlik ruhu ile iç ve dış düşmanlarımıza karşı vermiş olduğu bu mücadele kadar iş dünyamızın ekonomik olarak yatırımlarını azaltmak yerine bilakis milli bir duruş sergileyerek artırması da büyük anlam ve değer ifade etmektedir. Bu zorlu dönemde dahi bir milli sorumluluk bilinci içerisinde yaptıkları yatırımları, oluşturdukları istihdamı, gerçekleştirdikleri ticareti artıran tüm iş insanlarımıza huzurlarımızda bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet tarihimizin en zorlu geçen yıllarının başında gelen 2016 yılında ülke genelinde sergilenen devlet vatandaş bütünleşmesinin Türkiye'nin küçük bir örneği olarak gördüğümüz Mersin'imizde de en güçlü şekilde yaşatılmasından
büyük bir memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda yaşanan zorluklara rağmen geçtiğimiz yıl ilimizden 158 ülkeye yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracat sayısal değerinden çok daha büyük bir değer ifade etmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen bu ihracat tutarının 2017 yılında devletimizin destekleri, iş dünyamızın gayretleriyle çok daha üst noktalara taşınacağına olan inancımız pekişmektedir. Dünyanın neredeyse tamamına erişerek birçok ürünü başarıyla pazarlayan iş dünyamızın ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin öncelikle ilk içinden karşılanmasına, birbirlerini tanıyarak birbirleriyle alışveriş yapmasına zemin hazırlayacak bu buluşmayı oldukça önemsiyoruz. Zira ilk içindeki iş insanlarımızın birbirlerinden sağlayacakları bu ihtiyacın maliyet olarak daha düşük değerlerde gerçekleştirilmesinin yanında aynı zamanda o katma değerin ilk içinde kalması sağlayarak ilin gelişmesine, ilin istihdamına, ilin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mersin'in sektörel çeşitliliği, ticari birikimi, doğal ve beşeri kaynaklarının zenginliği ile her zaman gurur duymaktayız, övünmekteyiz. Bu zenginliğin yanında kentin tüm dinamikleri arasında ve dinamiklerin de kendi içerisinde sergilemiş olduğu birliktelik, Mersin'in ülkemizin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmada en fazla katkı sağlayan illerden biri olma konumunu önümüzdeki dönemde de daha üst noktalara taşıyacağına olan inancımızı da kuvvetlendirmektedir. Bu bağlamda bugün sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarımızın bu buluşmasının yeni işbirliği imkanlarını sağlamasına ve ticari ilişkileri güçlendirmesine aynı zamanda da vesile olacağına inanıyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta organize sanayi bölgemiz yönetim kurulu başkanı üyelerine, Mersin GİAD yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve tüm üyelerine, emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum ve bu buluşmaların, bu ekonomi buluşmalarının daha da büyüyerek devam etmesi temennisiyle hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her sektör başkanı Mehmet Bırak'ın